tamam. Sen bu arada çekiyorsun diye düşünüyorum bir yandan ama buradan sana ekmek çıkar mı? Her türlü. Her türlü çıkartıyor. Bu kadar hep eğlenceli miydi buralar? Oğlum adam masa görmüş lan, Amerikan vatandaşı. Bir evlensen Amerika vatandaşısın. Merhaba arkadaşlar, Planet'te gezimize devam ediyoruz. Şu anda yanımda yer gözlem sistem mühendisimiz Bektaş Akyazı var. Hoş geldin Bektaş. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Evet, ne yapıyorsun burada? Yer gözlem deyince hani direkt oradan evet, yeri girdik. Neyi gözlüyoruz? Biz şu anda yer mi gözlüyoruz? Aslında Planet'in daha önceden YouTube'dan da koyduğu bazı videoları var. Dünyada çektiğimiz videolarımız var. Evet. Bunları sen yaptın herhalde. Sizin ya takımınız yaptı. Hani sonuçta bir takımız burada. Evet. Bir ben yaptım demeyeyim. Aslında şöyle başlıyor süreç. Planet'in attığı o bütün 5 tane test uydusunun hepsinde evet. Öyle ya da böyle bir kamera var. Mutlaka. Evet. İşte mesela birde bir kamera var. Belki biraz düşük çözünürlüklü. Sonra bir iki de tekrar bir kamera var. Hatta selfie videoları var bilirsiniz. Hatırlarsınız onları. Evet. Hatta evet, belki evet. Linkini de koyarız bir yerlere bakarlar. sonra 2-1 aslında tam anlamıyla yer gözlem sektörüne giriş yaptığımız uydu diyebiliriz. Onun içerisinde... Daha büyük uyduydu zaten. Evet. Bir 6 oluk bir uydu. Ve orada bir multispektral dediğimiz hani çok banda sahip bir uzay kamerası diyelim. Aslında temelde bir teleskop. Hı-hı. Ama yıldızları izleyen teleskop değil de yer gözlemi yapan, yeri izleyen bir teleskop aslında bu. 3132 dediğimiz attığımız uydularımızda da hatta 4K video çeken kameralar var. Dolayısıyla aslında Planet'in bu yol haritasında IoT ile yer gözlemi birleştirme fikrinin bir oluşumu. Hani her uyduda bir IoT payload'u varken ya da bir iletişim payload'u varken aynı zamanda bir de kamera vardı. Ama dediğim gibi 2-1 özelliğinde 2-1 sadece remote sensing ya da işte uzaktan algılama dediğimiz bir optik kameraya sahip bir uyduydu. Aslında test etmiş olduk değil mi? Yani evet. Biz bunu yapabiliyor muyuz o test ettik. Hatta aslında kamera dışarıdan alınmıştı. Ama şu anda evet. Artık kendi kameralarımızı kendimiz burada dizayn edebiliyoruz, yapıyoruz. Aynen. Aynı zamanda bu hazır kameraları kullanırken bir yandan da kendi mottomuz hani bir bütün alt sistemleri ya da görece çoğu alt sistemi kendimiz tasarlayıp burada kendimiz üretmemiz ve hem dış vendörlere bağlılığı azaltarak Planet'in know-how kazanmasını her alanda sağlamak mottoyu sahip olarak biz de kendi kameramızı tasarlamaya başlamıştık zaten. Aslında yani bu kamerada tasarlıyorsun da sen daha önceden de kameralar tasarladığın için aslında sen sonradan uzaylı olan bir insan değilsin. Evet. Yani sen de eskiden beri uzaylısın. Benim gibi böyle uzay bizim hayatımızın çok uzun bir zamanını kaplayan evet. Bir durumdu. Sen daha önceden uzayla alakalı çalıştın. Nerelerde çalıştın, evet. Ne yaptın? Daha önce TÜBİTAK uzayda çalışıyordum. Aslında eğitimin nereden bu arada her şeyden önce? Kırıkkale Üniversitesi mezunuyum. Çok uzun yıllardır sektörde tecrübem var. Dolayısıyla... Ben kendime bir exception diyorum aslında. Hı hı. Sürekli kendimi eğiterek, bir şeyler öğrenerek... Müthiş, evet, harikasın. Bugün buradaki bir ekibin içerisindeyim. Bir hedefe ulaşmış olması gerçekten çok güzel. Aslında temelde fizikçiyim ama sonuçta mühendislik tabii. Mezunu insanlarla çalışınca mecburen maruz kalıyoruz, mühendis oluyoruz. Kendime ben mühendis demiyorum aslında. Hayır ya, özür dilerim. Değişmeyelim. Dolayısıyla hani belki birimiz daha çok iyi anlarız bu konuda. Kırıkkale Üniversitesi mezunuyum. Fizikte lisans öğrenimim oldu. Sonra üzerine yüksek lisans yaptım. Bir süre business development geçmişim oldu ama tamamen optikle alakalıydı. 3 sene kadar Bilkent Üniversitesi'nde ileri araştırma laboratuvarlarında nanofotonik üzerine çalıştım. Dolayısıyla ben kendimi şey diye tanımlıyorum. X-ray'den far infrared'e kadar birçok optik yapı gördüm. Kameralar, analiz cihazları, test cihazları gibi birçok cihazı gördüm, kullandım. Hatta sattım, teknik servisini verdim. Şu anda Planet'te, Planet'in yol haritasına uygun uzay kameralarının tasarımı, testi, entegrasyonu gibi faaliyetlerinin teknik sorumlusu olarak çalışmaktayım aslında. Peki aslında uzay kamerasından bahsediyoruz. Şimdi uzaydan fotoğraf çekmek aslında çok zor bir iş olmalı. Evet. Yani normalde işte uzay karanlıktır. Karanlıktan aşağıda bir ışık yanıyor sonuçta. Bir dünya var ama o dünyanın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Şimdi burada çok daha farklı zor bir etken daha var. Bu uydu hareket ediyor. Evet. Dünya da hareket ediyor. Uydu da hareket ediyor, dünya da hareket ediyor. Ve biz bir fotoğraf çektiğimizde sanki yani böyle hiç sabit bir şeyin fotoğrafını çekmiş gibi bir hisle o fotoğrafı alıyoruz, bakıyoruz. Şimdi, bu işler böyle olmuyor tabii ki. Aslında bunu şöyle açıklamayı çok seviyorum ben. Herkes tarayıcı görmüştür. Tarayıcının nasıl çalıştığını, yani belge tarayıcısının nasıl çalıştığını. Altta beyaz bir şerit var. Evet. Belgenizi koyuyorsunuz. O beyaz şerit bütün dokümanı tarayana kadar aşağı kadar gidiyor. Evet. Aslında uzay kamerası ya da yer gözlem kamerası dediğimiz şey de tamamen bu prensiple çalışıyor. İnce bir satır
bütün dünyayı o satır sabit kamera üzerinde zaten yörüngede uydu hareket ederken bütün dünyayı tarayarak geziyor. Taraya taraya geziyor. Evet. Peki normalde hareket yani karanlıkta fotoğraf çekerken hareketli bir cismi çekerken doğal olarak hemen bulanıklaşıyor. Evet. Biz niye bulanık fotoğraf çekmiyoruz? İşte burada zaten çekiyor muyuz yoksa? Çekiyoruz da siz mi izletiyorsunuz? Ya bunun etkisi aslında smear ya da motion blur dediğimiz İngilizce terimlerde işte o bulanıklık lafı aslında hala bizim görüntülerimizin içinde de oluyor. Bir nebze düzeltebiliyoruz. Sizin o bulanıklık dediğiniz aslında bir saniyede işte 30 frame per second ya da işte 60 frame per second çeken hızlı kameralar gibi ve bütün çerçeve görüntüsünü görmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla orada iki frame arasında yani iki tane çekilen o görüntü arasında çok hızlı bir hareket varsa kameranın o foton biriktirme süresinden daha hızlı bir hareket varsa diyelim ikinci frame ile ilk frame birbirinin içerisine giriyor ve motion blur görüyoruz. Evet. Biz bunu engellemek için her bir pikselin yeryüzündeki izdüşümüne denk gelecek sürede yani ikinci piksel satırı aslında bizim ikinci frame'imiz olacak. Hani satır satır tarıyoruz ya. Evet. Dolayısıyla o süreyi çok precise diyeyim tutarak bu motion blur'ın etkilerinden zarar görmemeye sağlıyoruz. Aslında temelde böyle. Bir de çözünürlük diye bir olay var. Evet. Şimdi yukarıdan aşağı bakıyoruz. Hı-hı. Hep de bu muhabbet geçer. Yani örneğin Google Maps'in çözünürlüğü işte iyi çözünürlük, kötü çözünürlük ya da işte yani biraz daha yüklenmesi gerekiyor diyoruz örneğin Google haritalardan bakarken. Yani o çözünürlük dediğimiz şey ne? Şimdi aslında çözünürlük şöyle. Ground sampling distance yani yer örnekleme mesafesi diye tanımlanıyor uzay kameralarında. Bu normal yeryüzündeki çalışan kameranın çözünürlüğüyle birebir aynı şey değil. Çünkü şöyle yeryüzünde genelde fotoğraf çektiğimiz mesafeler çok kısa. Yakın oluyor, evet. Ve işte 65 megapikseller, 20 megapikseller telefonlarda sürekli konuştuğumuz şeyler. İşte kare bir dedektörünüz var ve 20 megapikselden örnek vereyim. 20 megapikselleri aynı mesafeden aynı görüntüyü çekiyorum. Bir de o mesela 40 olursa şimdi aynı görüntüyü 40 milyon piksele çektiriyorum. Evet, evet. Ve burada aslında bir çözünürlük artışı oluyor. Şimdi uzay kameralarında ise mesafe çok uzak. Evet. Dolayısıyla artık burada şeyi tanımlıyoruz. Bir pikselin üzerine yerde düşen bahsettiğimiz örnekleme mesafesi ne kadar diye. İşte bu yani işte çok fazla tekniğine girmeyelim ama kabaca işte optiğin focal lengthy ile alakalı, pikselin büyüklüğü ile alakalı, bir de çalıştığınız irtifa ile alakalı. Şimdi 1,5 metre GST dediğimizde aslında dedektörün yani kameranın arkasında bulunan o dedektörün bir pikseline düşen yerdeki kesikli izdüşüm 1,5 metre. Yani metre demek. Şurada bir tane siyah kare 1,5 metre. İkincisi 1,5 metre, üçüncüsü 1,5 metre. Ben eğer ki yukarıdaki teleskobumu, yani sonuçta bir optik kamera var. O kamerayı aslında teleskop dedik değil mi ona? Evet, teleskop. O teleskobu biraz daha büyütürsem bu sefer çözünürlük daha da artıyor. Yani biz daha da küçük bir piksel alanı. GST'yi küçültebiliyoruz. Yani, ulaşabiliyoruz. Evet. Dolayısıyla mesela demin şey demiştim. Mesela 20 megapiksel, 40 megapiksel. 40 megapiksel daha yüksek çözünürlük aslında. Ama bizde GST'nin rakamı küçüldükçe aslında çözünürlük artıyor. Yer örnekleme mesafesi. En yüksek çözünürlük 30 santim civarında. Hani bazı teknolojiler var işte. Sen öyle san. Vermişim. Biz eski nasıl değiliz. En azından. Yani en azından halka böyle söyleniyor dediğinden. Gerçekten gözlüyorlar bu yatırmalarımızı. Neyse burayı kapatıyoruz. Beep falan koyabiliyor muyuz buraya? Sen öyle bilme. 30 santimetre... En iyi yapılan çözünürlük olarak bilelim şimdilik. Okey. İleri dönemde yapmayı planladığı şey diyelim hani 30 cm GST'ye ulaşmak ikinci hedeflerinden bir tanesi diyelim. İlk hedefimiz zaten 1,5 metre GST. Peki bundan sonra ne yapılacak? Aslında Planet sadece IoT uyduları yapmıyor. Aslında Observa isminde yeni bir uydu takımı da projesi var. Birazcık da bundan bahsedelim. Ne yapacağız gelecekte? Sen aslında, yani sen ve takımınız aslında bu tür uyduların yapımı üzerine çalışıyorsunuz. Aslında uyduların boyutları da büyüyor. Bu arada onu da söyleyelim. Evet, observalar nedir? Ya Planet'in yol haritasında, şimdi demin hep bahsettik. İlk uydumuz 3 uydu. Sonra tekrar bir 3 uydu attık. Bir yer gözlem uydusunda 6 uya çıktık. Connect IoT Network'ünün uyduları 6 uda. Observa ile aslında bir üst sınıf uydu yapmaya başlayacağız. Microsat dediğimiz seviye, yani 50-100 kilogram aralığında. Kabaca söyleyeyim işte 50-50-80 santim uzunluğunda artık U'larla tanımlamadığımız başka bir uydu platformu aslında burası. Evet. Biz Observa takım uydularıyla beraber aslında hem kendi tasarladığımız, ürettiğimiz kameraları tarihçelendireceğiz. Aynı zamanda bir yandan da ilk defa Microsat deneyimini yaşayacağız. Yaptığımız Microsat platformun içerisine
sadece kamera diye düşünmeyelim. Biz IoT pilotlarını hala koyuyor olabiliriz. Hmm. Başka iletişim pilotlarına yani görev yüklerini hala koyuyor olabiliriz. Mikrosat dediysek öyle mikro değil bu arada. En az 50 kilo. Ha, evet. Yani, yani herkesin mikrosu öyle mikro değil. 50 kiloluk bir uydudan bahsediyoruz. Zaten uydu teknolojilerinde small sat dediğimiz yani küçük uydu dediğimiz uyduların büyüklükleri yaklaşık 100 kilogram anlamına geliyor. Onun için çok da şey yapmamak lazım. Evet, mikro deyince de öyle küçümsemeyin. Dolayısıyla ilk etapta aslında hedefimiz her çeyrekte en az 4 tane uydu atıp 6 çeyrek sonunda 24 tane uyduya ulaşıp off nadir angle'ları da hesaba katarak, çünkü yani demin bahsettik tarayıcı böyle tarıyor ama tarayıcıyı bizim yörüngede şöyle çevirip şurayı da tarayabilme ihtimalimiz var. Evet. Dolayısıyla bu tarz hareketleri de hesabın içine kattığımızda dünyanın her yerinden 24 tane uyduyla beraber aynı gün içerisinde görüntü çekip son kullanıcıya ulaştırmak. Aslında hedefimiz bu. Ben bir önceki iş yerim TÜBİTAK Uzay. Evet. Orada 6 sene boyunca çalıştım. Orada aslında hani mikrosat, artık oradakiler satellite. Hani onların başında herhangi bir mikro nanosu falan yok. Biraz da geleneksel uzay. Deminki hani eski uzay değinine dönersek. O orada aslında kamera tasarlamayı orada öğrendim diyebilirim. TÜBİTAK Uzay geçmişimde. Orada aslında TÜRKSAT 6A'da da kullanılan yıldız izler ve güneş algılayıcı gibi yörünge yönelim sensörlerinin geliştirmesinde de aktif rol aldım. Ve bugün buradayım. Dediğim gibi Planet'in kendi yol haritasındaki kamera projelerinin teknikleri olarak çalışıyorum. Evet. Bundan sonra aslında Planet olarak çok daha fazla hem IoT uyduları yapacağız hem de gözlem uyduları yapacağız. Yani Planet sadece böyle bir uydu şirketi değil, bunların hizmetlerini de satıyor, satacak, evet. Satmış olacak. Aslında yapacak çok şeyimiz var. Evet, İyi ki varsınız. Sektörde aslında şöyle bir açık var. IoT connectivity sağlıyor bir şirket ama Earth Observation'la hiç alakası yok. Planet aslında buradaki boşluğu görmüş durumda. Hani ikisini birlikte füzyonlayan ilk şirket olmayı hedefliyor. Aynı zamanda kendisi data provider olurken analitik de yapabiliriz diyor. Hani ve zaten burada artık üçüncü iş tarafı geliyor Planet'in. O da işte çözüm olarak uzay. Biz IoT'yi ya da Earth Observation'ı, hatta Earth Observation'ı şöyle söyleyebilirim. Biz şimdi hep optikten bahsettik. Ben çünkü fizikçiyim ve optik tasarım yapıyorum burada. Ama yer gözlemi sadece optikte yapmıyorsunuz. Mesela bir radar, SAR dediğimiz uydular. Evet, evet. Daha sonra pasif dinleme uyduları. Örneğin bu gemileri şu an takip edilen sistemler sadece dinliyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar. İçerilerinde antenleri var ve yerleri dinliyorlar. Gemileri takip edebiliyorsunuz bu şekilde. Dolayısıyla aslında komple yer gözlemi aslında bunun içerisine almak lazım. Sadece optik olarak değil. Planet'in zaten bu Observa takım uydusunda kullanacağı Microsoft platformu bu bahsettiğim hem SAR'ı, hem IoT payloadlarını, hem optik payloadu hepsini bir arada kapsayabilecek bir single uydu olabilme kabiliyetine sahip olacak. Ve tek elden son kullanıcının bütün sorunlarına çözüm sağlamış olacak. Evet, aslında Planet sadece IoT uyduları yapmıyor. Aynı zamanda diğer gözlem uyduları da yapıyor ve yapacak. Bundan sonra da bu şekilde yol planı daha da devam edecek. Planet'teki gezimize devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.